Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün 29 Mayıs 2023 günlerden salı günü. Artık böyle hani biliyorsunuz ki seçimleri geride bıraktık. Hem milletvekili seçimlerini hem de cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktık. Mevcut olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam kararı çıktı. Hayırlısı olsun milletimiz için, hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz böyle. Artık haftaya da finaller başlıyor. Öğrenciler için finaller başlıyor. Ondan sonra dönemi biten, ondan sonra okulu biten arkadaşlarımız oluyor. Yani bizim yanımızda da, benim yanımda da stajyer öğrencilerimiz olduğu için bugün yani dünden beri yattık. Gelip haklarını helal edip görüşmek üzere diyen arkadaşlarımız var. Yani ömür bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Seçimi de geride bıraktık. Bundan sonraki süreç çok çok önemlidir. Yani hani artık sınava hazırlanacaksınız, sınava gireceksin, belki sınava girmiş şu anda alımları veya atamayı bekleyen arkadaşlarımız da var. Ondan sonra bu en son alımda işte hani tercih verip yerleşen arkadaşlarımız var ama halen daha zimmete düşmeyen arkadaşlarımız da vardır. Bunlar yavaş yavaş bir bir yani gerçekleşecektir böyle. Yani güzel. Aslına bakımda öğrencilik güzel bir dönemdir falan. Hani hayatımızın en önemli, en verimli yıllardan bir tanesidir. İşte bunları biz güzel bir şekilde geçirmek veya verimli bir şekilde geçirmek gerekir. Allah öğrenci arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Gerçekten ben onlara bazen üzülüyorum. Yani üzülmemek elde değil. Çünkü yani o kadar yıl, o kadar sene emek veriliyor. Yani bir şeyler yapabilmek için. Ondan sonra elde avuçta olmayınca insan harbiden morali bozulmuyor değil. Ben de bu süreçten geçtim. Kendimden biliyorum böyle. Bundan sonra işte öğrenci arkadaşlarım ne yapmalı? Ben sizin yerinizde olsaydım ne olurdu böyle. Şimdi kıymetli arkadaşlar siz mezun oluyorsunuz. Eğer bir KPSS puanınız yoksa eğer veya KPSS'ye çalışmak istiyorsanız ki çalışmanızdan yanayım böyle. Otururdum böyle. Güzel, adam akıllı ve verimli bir şekilde KPSS sınavına hazırlanırdım. Güzel bir puan elimden geldiğince güzel bir puan çıkarmaya gayret ederdim. Ve olabilecek işte hani alımlarda, atamalarda bunları puanlarımı değerlendirirdim. Hep diyorum ki puanların sizin sermayelerinizdir. Şimdi siz belki şu anda artık sermaye biriktirmeye çalışacaksınız. Sınava girdikten sonra da sınav sonucunda elinize düşen de sizin sermayeniz olacaktır. Yani puanların sizin sermayeniz olacaktır. Güzel, iyi bir puan, işte ne kadar puan alırsanız alın fark etmiyor benim için. Ama önemli olan o puanlarınızı yeri geldiğinde kullanabilmek, yani değerlendirebilmek çok çok önemlidir. Onun için öğrenci arkadaşlarımızdan özellikle ricamdır veya benden tavsiye alan arkadaşım hep diyorum işte hani önünüzde nasıl bir süreç? Diyelim ki üniversiteyi bitirdiniz ve KPSS'ye hazırlanacaksanız adam akıllı bile biraz zamanınıza verin, biraz kendinizden biraz şey yaparak emek vererek güzel bir puan almaya çalışınız ve yeri zamanı geldiğinde o puanınızı, o sermayenizi kullanmanızdan yanadır. Evet, bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Yani her şey yani bugün mezun oldum, yarın iş başı yapacağım diye bir kayda yok maalesef. Böyle bir yerde yaşamıyoruz. Böyle bir dünyada yaşayamıyoruz. Ama ne yapacağız? Elimizden gelen emeği, gayreti sarf edeceğiz. İnanıyorum ki Rabbim hiçbir emeğin karşılığını zayi etmiyor. Bunu kendim bizzat yaşamış veya görmüş biriyim böyle. Onun için özellikle diyorum ki yani emek verin. Rabbim inşallah en kısa yani öyle bir zamanda öyle bir yerde karşınıza o emeğin karşılığını çıkarıyor ki insan hayret ediyor. Yani birkaç ay sonra şu anda Haziran'a girdik. İşte Temmuz ayında lisans arkadaşlarımız KPSS sınavına girecektir. Yani şu anda da artık yani bu 1,5-2 ay süre zarfında da güzel bir şekilde siz çalışıp emek verirseniz yine insanın güzel şeyler yapabilir. Harbiden gerçekten yeter ki insan emek versin. Ve inşallah da yani güzel kapılar açar, güzel alımlar olur da ki zaten 2024 yerel seçimlere de yaklaştığı için böyle hani alımlar muhakkak olacak. Ben alımları bekliyorum böyle. Hani bu Eylül'den sonra işte Ağustos ayından sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi alımların oluşacağını ben tahmin ediyorum ki olacaktır. Bir diğeri orta öğretim ve ön lisans sınavlarına giren ve
iyi kötü bir puanları olan arkadaşlarımız için de arkadaşlar puanlarınızı değerlendirin bakın. Yani kendi branşınızdan, kendi alanınızdan olmayabilir. Ha git demiyorum yani her şeyi yap ama böyle bir araştır farklı kuruma kuruluşlarda böyle hani eğer kendin orada iyi şey yapıyorsan böyle hani kaçırma derim. Ha yaptıktan sonra diyelim ki hem çalışıp hem okuyabilirsin de. Yani kendini sürekli bir geliştirmen gerekir, gerilemen gerekir. Gerileme tarafındayım. Bizim başka yapabileceğimiz ya da çabalayacağımız bir durum var mı? Varsa söyleyin. Yani bizim de işte babalarımızın, amcalarımızın şirketleri, şeyleri falan olsaydı gidip oradan şey yapardık ya, baba parasını şey yapardık. Ama olmayan arkadaşlar ne yapacak? Önünü görmesi gerek. Genç, bilinçli, okumuş bir insan ileri görüştürdü ve ilerisini bilmeliydi yani. Bilmek zorunda. Ona göre adımını atacak, ona göre çalışmasını yapacak. Ondan sonra kendinden feda ederek, kendi çabasıyla, kendi emeğiyle bir yere gelecektir. Yani biz, yani bizim başka yapabileceğimiz şey yoktur. Ben de bir zamanı öğrenciyken yani askere geldim. Son 4 ay kalmıştı. Ben dedim ki önümde bir sınav var. Benim bir şekilde buna güzel bir şekilde hazırlanıp iyi kötü bir puan almam gerekiyor. Diğer şekilde ben yani diğer şekilde hani bir şey yapamam. Ne yaptım işte hani. Bunu bildim ve ona göre hareket ettim. Ona göre kendine feda ederek. Ha bazen yani toplumdan, aile içerisinden, ana baba şeyinden böyle hani insana baskı, psikolojik bir baskı oluyor böyle stres falan oluyor ama işte bunların da bir üstesine gelmeniz gerekir. İnşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hani hiçbir şey zaten siz bir de emek vererek bir yere geldikten sonra işte o emeğin karşılığı da çok tatlı, çok güzel oluyor. Bugün etrafınıza bakın. Yani kendi emeğiyle, kendi alın teriyle bir yerler gelen insanlar daha vicdan yönleri daha gelişmiştir. İnsani halleri anlıyorlar. Empati duyguları gelişmiştir ama öyle hani gelmişse böyle hani harbiden anlamıyor. Biz bunu görebiliyoruz. Yarın öbür gün sizler de belki şimdidir görüyorsunuz yani harbiden. Bu tamamen şeydir. Şeyle alakalı. İnsan kendi emeğiyle, kendi alın teriyle gelmesi ve onu kazanması kadar güzel bir şey yok. İnşallah güzel ve mutlu yarınlar sizinle beraber olur. Bunun için de işte sizin çaba göstermeniz gerekir. Kendinize feda etmeniz gerekir. İleriyi düşünerek, ileri görmeniz gerekir. Bunlara dikkat ettikten sonra inşallah güzel ve mutlu yarınlar sizin olur. Ben de kendimden bahsedecek olursam biraz da öğle arasındayız böyle hani saat 12.01. Tabii Erzurum'dayız. Erzurum'a biliyorsun biraz daha geç bir bahar gelir. Şu anda baharın tam ortasındayız böyle hani her şey cıvıl cıvıl yeni. Yeni yeni taze çiçekler, böcekler, kuşlar, yağmurlar da yağıyor yani Erzurum o konuda şeydir, güzel, güzel şeydir. Yani, genciz yani, düşünsenize 20-25 yaşınızda böyle hani işiniz gücünüz olduğunda böyle harbiden güzel oluyor. Yani kendinize zaman ayırabiliyorsunuz, gençsiniz bir şeylerden tat, zevk alabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli ama bunlar olabilmesi için de yani bazen de fark etmek gerekir. Ben bunu bilirim. Yani ben bunu yaşadığım an bunu bilirim. Tabiriyse. Onun için yani güzeldir Erzurum. Yani böyle aralara bir çıkıyorum yani biraz dışarıya tur atıyorum. Ondan sonra tekrardan işin başına gidiyorum. Yoğunuz evet yoğun bir haftalarda geçiriyoruz böyle. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Herkesi selametle Allah'a emanet ediyorum. Güle güle kalın, sağlıkla kalın inşallah.